Selam millet, ben Şefik ve bu da Landsilent Ekim ayında çıkacak bir hayatta kalma oyunu ama öncesinde Steam Next Fest kapsamında demosu yayınlandı. 20-30 tane demo indirmişimdir bu süreçte ama ilk indirdiğim demo bu oldu çünkü bu oyunu uzun zamandır bekliyorum. Görsel olarak çok güzel gözüküyor ve tabii ki içeriğini de merak ediyordum. Hayatta kalma oyunu dediğim gibi bir adada başlıyoruz, kaynak toplamaya başlıyoruz ilk başta tabii ki. Kendimize bir ev inşa ediyoruz, istersek tarımla da uğraşabiliyoruz. Etrafta denk geldiğimiz NPC'lerle konuşuyoruz, onlardan bir şeyler satın alabiliyoruz. Ama biraz da aksiyon istiyorsak yer altındaki mağaralara inip buradaki yaratıkları da kesmeye başlayabiliyoruz. İlginç dinamikleri var. Kontrol sistemi de biraz ilginç. Ama çok güzel bir oyun diyerek hemen başlayıp biraz ilerleyeyim. Az buçuk bir şeyler inşa ettiğim haliyle demo ise göstereyim. Beğenirsiniz siz de indirip mutlaka oynayın. Hatta daha da beğenirsiniz. İstek listenizi almayı unutmayın oyunu diyorum ki zaten burada istek listesi için bir buton da mevcut. Artık lafı daha fazla uzatmayayım ve kayıtlı oyunuma geçeyim. İşte ben hemen adanın ortasındayım. Aslında adanın ortası denir mi bilmiyorum. Oyuna başladığım kısım burası. Görsel olarak bayıldım ben bu oyunu. Zaten takip ederken de ilk dikkatimi çeken şeylerden biri bu olmuş. İlk görsellerini gördüğümde. Etraf çok güzel. Gece gündüz döngüsü var. Şu an çok güzel bir güneş yansıması var denizde gördüğünüz gibi. Oyunun başında bir kazmamız ve baltamız var. Diyeceksiniz ki bu kılıç nereden çıktı? Beşel nereden çıktı? Bunları kaynakları topladıkça şöyle bir yer var adanın hemen başında. Başladığımız yerin biraz yukarısında. Ben bunu biraz geç keşfettim. Çok fazla kaynak yapıp bir şeyler yaptıktan sonra bir baktım. Burada iskeleli bir adam var. Ve bu adam birçok şey satıyor. Gördüğünüz gibi işte kazmalar satıyor, baltalar satıyor, meşaleler satıyor. Hatta bir sulama, neyi denir buna? Cihaz diyeceğim. Bunun adı neydi ya? Unuttum. Bunu da sulayacağız. Tarım işine giriyoruz demiştim ya, onu sulamak için kullanıyoruz muhtemelen. Kaynaklarım da var aslında. Ben bunu alabilirim. Hatta direkt alayım. Aslında almıyorsunuz da. Burası böyle bir craft istasyonu gibi düşünebilirsiniz. Bazı şeyler için. Hani bunlar için ne gerekli vesaire derseniz bunları bu şekilde kaynaklarla beraber gelip sanki kaynağı teslim edip de alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama bazı şeyler de parayla alınıyor. Daha doğrusu para da gerekiyor. Öyle bir şey bulabilecek miyim bakalım. Bakın şurada mesela 80 altın bir şövalye baltası diyeyim. Ben henüz öyle bir şeye ihtiyacım yok. Etrafta bu arada meyve sebze gibi şeyler var. Temel kaynaklar da var ama bunlara ihtiyaç yok. En azından ilk kısımda. Şimdi klasik bu tip oyunlarda biliyorsunuz işte taş toplarsınız, odun toplarsınız. Bu oyunda da aynı şey yapıyorsunuz ama biraz enteresan. Yani küçük bir detay var. Şimdi normalde bir şeyi vuruyorsunuz şöyle. Biraz daha yaklaşayım. Vurduktan sonra yani basılı da tutabilirsiniz. Mouse'u bu arada mouse'la hareket ediyoruz. Mouse'la birçok işlemimizi yapıyoruz. Sadece bazı şeyler sol altta görünen Q var mesela. Q'ya bastığınızda yuvarlanabiliyoruz. Böyle ekstra tuşlar klavyeden devreye giriyor. Tab da tabii ki. Craft menüsü. Buraya gelmeden şu ilginç detayı göstereyim. Şimdi bir kere tıkladığınızda bir şey. Gördüğünüz gibi o savurduktan sonra kolu soluna geldiğinde bir baltanın ucunda bir ışık çıkıyor. O bir zamanlama göstergesi. Ona aynı anda bir daha basarsanız daha hızlı saat çekiyorsunuz baltaya ve daha hızlı vurabiliyorsunuz. Bu kazmada da geçerli. Kılıçta da geçerli ama aynı şekilde değil. Yani her şeyin bir ritmi var. Bakın bastığınızda bir ses çıkıyor ve daha hızlı çekip daha hızlı vurabiliyorsunuz. Daha fazla vurabiliyorsunuz. Tekrar deneyeyim. Şu açıkta bir tane yapayım. Hatta şunları da vurabiliriz de. 6 vuruyor. Çektiğinizde 9 vuruyor. Mesela böyle bir ince detay var. Bu da böyle çok sıkıcı tuşları spamlediğiniz, neredeyse uyuyarak yapabileceğiniz bu tip şeyleri biraz daha ritme oturtuyor. Hoş bir detay olmuş. Aynı şeyi şöyle kayada da göstereyim. Burada her şeyin salınımız da biraz yani birebir aynı değil. Farklı, hatta şimdi silahta da göstereceğim. Ritmi durarak şuradan alacağım da alayım. Gerçi bu arada ben kaya toplayamayabilirim çünkü üstümde maksimum derecede taş vardı. Bakalım. Aa, harcamışım, pardon. Bu arada gelmişken, artık yeri gelmişken şöyle kaynakları da göstereyim. Burada işte odun var, fiber var, kil var, cam var vesaire. Galiba bundan da bunu yapacağız bir şekilde. İşte taştır, limestone'dur, kömürdür. Dark Essence dediği yaratıklardan geliyor. Bu, muhtemelen yer altındaki yaratıklardan, onu da göstereceğim. Burada kaynaklarımız var. Para burada gözüküyor. Burada tarımla ilgili ve yiyecekle ilgili kaynaklarımız var. Şu an pek bir şey yok üstümde. Toplamam gerekiyor. Bir de craft sistemi var. Aslında çok daha iyi bir evim olabilirdi. Şöyle evime doğru gideyim. Size birkaç tane şey göstereyim. Bu arada kılıçta biraz daha değişik sistem. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi daha vücut hareketlerine göre
farklı bir ritim var. Bu arada animasyonlar şahane. Yani şu karakterin hareketlerine bayıldım ben. Orada kılıçla da bir vurduk ama çok vurmayalım. Çok güzel detaylar var diyerek yavaştan evime doğru gideceğim. Hatta şurada bir şey olmuş. Şunu bir alalım oradan. Güzel. Acaba evin çatısını düzeltebilir miyim? Hazır siz de buradayken bir bakayım. Düzeltebilirim. Şöyle çevirelim. Böyle devam edebiliyor muyuz? Evet, içeri girdiğimizde tabii ki evin içini görebiliyoruz. Neyi bitirdim? Sen şeyin hemen kaynağı bakalım. Bunu nereden bulacağız dersiniz? Etraftan tabii ki buluyorsunuz. Hemen şuradan biraz kaynak toplayalım. Gerçi bu normal kaya da olabilir. Şimdi anlarız. Şimdi benim böyle dümdüz bir ev yaptığıma bakmayın. İnsanlar inanılmaz güzel evler yapıyor. Oyunun resmi Twitter hesabının paylaştığı, diğer insanların yaptığı evler var. Muazzam evler var. Ben bu arada doğru kaynağı topladım. Ben limestone topluyorum. Bunu bu arada şöyle bir cihaz da yaptım. Aslında bunu da kullanabilirim. Hatta şöyle göstereyim size. Burada ev yapmak için işte çatıdır, zemindir, işte çittir vesaire hepsini görüyorsunuz. Bu arada bunları tahtadan yapabileceğiniz gibi taştan da yapabiliyorsunuz. Böyle hani kaynak çeşitliliği de var. Tarımla ilgili burada iki tane yapı var ki bir tanesini buraya yaptım. Onun dışında işte yatak yapabiliyorsunuz, bir sandık yapabiliyorsunuz, silahları koyabileceğiniz bir şey yapabiliyorsunuz. İşte bu rafineri burada bazı hatta böyle gösterebiliyorsam göstereyim. Buradan cam da yapabiliyormuşuz. Şuradan aynı acaba böyle mi olur? Ha, pardon, şuradan basıyoruz. Odun da koyuyoruz tabii ki yansın diye. Sonra oradan kaynaklar olmaya başlıyor. Camı yapmamın olayını bir dakika burada bunu da nasıl alacağız? Tıklayıp alıyormuşuz. Güzel. Bunu yaptığım iyi oldu. Çünkü benim burada bir cama ihtiyacım var. Şu evin kalanını bitirmek için. Böyle düz duvar yapayım bari. Güzel. Bir tek çatım kaldı. Ama çatıyı tamamlayamıyorum. Evin içinde böyle çatısı olması çok dert değil tabii ki. Bir dakika. Böyle bir kat yapıp ikinci bir kat da yapabilirim eve. Diyelim evi beğenmediniz. Yani daha doğrusu evi beğendiniz de. Dediniz ki ben biraz daha iki katlı bir yer yapayım. Daha güzel bir evim olsun derseniz. Böyle F'ye basıp bu çatıları alabiliyorsunuz buradan. Bakın gördüğünüz gibi çatılar gitti. Artık oraya zemin de ekleyebiliriz. Yeni bir kat da çıkabiliriz. Bunların yönleri de var. Çok önemli mi diyeceksiniz? Ben niyeyse böyle bir paralel olursa daha güzel olur diyerek. Baya gözünüzün önünde kat çıktım. Ha ne oldu şimdi? Sol tık bu arada vuruyor. Onu bazen karıştırıyorum. Böyle evimize geldikten sonra üst kata çıkabiliyoruz. Çok güzel bir havadar bir yer. Aslında şöyle. Bunu alayım. Şu merdiveni ben nasıl yapsam? Aşağı bir inelim. Pek bir şey olmaz. O merdiveni daha farklı bir açıda koyarsam daha güzel olur mu diye düşünüyorum. Daha da güzel bir açı yok maalesef. Biraz tam yol üstü oldu ya. Yani aslında güzel bir açı farklı bir yere koyabilir miyim diye bakıyorum. Yok. Ya buradan çıkılır ya. Çıkılıyor sonuçta. Evet. O aletin yerini değiştirmek gerekirdi ama neyse böyle bir olayımız var. Bu arada hazır elimdeymişken bunları sulayabiliyor muyum direkt? Şu an mesela o su doldu mu? Dolmadı. Bunu ilk defa aldığım için nasıl kullanacağım bilmiyorum. Ha V'ymiş. Aa direkt sulanıyor. İşte dedim ya bazı tuşlar sol altta çıkıyor diye. Örneğin kılıca geldiğinizde şöyle bir olay var. Güzel de bir hareket göstereyim. Böyle bir hareketimiz var. Bunun dışında aslında benim biraz yemeğe ihtiyacım var. Çünkü açlıktan ziyade... Aha şunu da buradan şeyi alabiliriz belki. Şunu da alayım. Şimdi yemek biraz daha benim ilk başlarda çözemediğim işler. Yani kaynak toplamak, odundur, taştır bunlar kolay işler de. İşte etraftan biraz böyle ne bileyim böğürtlen vesaire topluyoruz ama daha fazlası lazım. Orada kaynağı buldum. Kaynağı ne için kullanacağımı unuttum yalnız. Hemen bakalım. Çatı itin içinde ama çit de yapabiliriz artık. Böyle bir çit
çift olayına da girebiliriz. Madem kat çıktık. Hatta bir böyle bir duvar. Ya evi ben biraz daha güzelleştireyim. Size böyle ev göstermiş oluyorum ama biraz aksiyona da gireceğim. Alt taraftaki eşyalarımı da görüyorsunuz. Bunlar dekoratif şeyler. Böyle bir köşe. Burayı da tamamladım. Ben bayağı balkon... Dur, orada durduğum için yapamıyorum. Balkon yapmış olduk. Bayağı güzel oldu ya burası. Daha da malzeme toplayıp daha da güzel hale getirebilirim. Burayı da düzleştirebilirim. Bu da enteresan bir köşeymiş. Bakayım başka ne parçalar var. Yok, o pek mantıklı olmaz oraya. Neyse, sonuç olarak farklı malzemeler var. İnsan gibi merdivenden inelim diyecektim. Atlı indim. Biraz yabaniyiz tabii. Eve gelince zaten zoom oluyor. Bir şeyin arkasında kalmıyorsunuz. Kolay kolay. O açıdan da bir sıkıntı yok. Karnımı doyuracak şeyler bulmam lazım ama etraftaki otları da keselim. Hazır. Önümüzde bir şey varken malzeme toplayayım da karnımı neyle doyuracağım ben ya? Adamdan yemek alabiliriz. Sanki... Bakayım, evet. Yiyecek bir şeyler de vardı. Söylemiştim. Hemen gidip bakalım neler varmış. Blueberry pahalı da satıyormuş. Neyse, aldık. Bunu direkt yiyebiliyor muyuz? Onu merak ettim. Böyle bir geçelim. Atalım. Bakalım. Ben bunu ekmek için mi aldım? Nasıl yiyeceğim ben onu? Karnım aç. Şu an nasıl yiyeceğim bilemedim. Sağlığım da az. Uyuyarak sağlığım yerine giyilebilir. Bu arada uyumak var tabii ki. İşte gece gündüz döngüsü olduğu için gece olduğunda gelip yatabilirsiniz. Toplayabiliyorum. Güzel. Ben bir sulamayla bunları yaptım mı yani? Çabuk oldu. Tarım işi biraz kolay mıymış ne? Bakalım, evet 10 oldu. Bayağı hızlı oldu. Yemekle ilgili bir yapı, bina vesaire var mı diye bakıyorum. Yemekleri tutabildiğimiz yer var. Burada da işte kaynak toplamamız gerekiyor. Bol bol ağaç kesmemiz gerekiyor ki ağaç kesmek oyunlardaki en favori etkinliklerimden biridir. Şurayı da bir keselim. Toplayalım madem, onu da yapalım. Normalde yemeği slotlara koyabiliyoruz ama şu an niyeyse koyamadım. Orada toplayalım. Odun miktarımız ne oldu? Oo, bayağı lazım daha. 35 oldu. Yani benim şunu yapmam için bayağı bir zaman var. Aslında yemekleri... acaba envanterdeki herhangi bir şeyi başka bir yere nasıl koyabiliyoruz? Ha, belki de eşyaları koyacak bir sandık yapmam lazım ki işte şunun gibi. Üstümden atayım. Üstümde taşımayayım. Bakın güneş yavaş yavaş batmaya başladı ve çok güzel bir görüntü oldu. Taşları da yakalım madem. Kaynak çıkacak. Bu ne acaba? Kömür mü? Malzemeleri, daha doğrusu kaynakları oluştururken başka bir seçenek var mı diye düşünüyorum. Sadece 3 tane şey mi oluşturuyoruz? Gel bakalım. 25 tane lazım. Bayağı bir lazımmış ya. Benim bayağı bir taş yak... taştı sanırım. Bundan yapmam gerekiyor. Devam. Oh. Tekrar yakalım. Biraz yavaş oluyormuş ama aslında burada da kaynak dönüşümünü bir kez daha göstermiş oluyorum. Dekoratif eşyalara da bir bakalım. İşte bir kütüphane yapabiliyorsunuz. Sandalyedir, koltuktur. Burada bir kasabanın haritası diye bir şey var ama öyle kasaba haritası olmuyor pek. Yapıp baktım. Onun dışında ışık kaynakları var. Çiçekler, masalar ve sehpalar daha doğrusu. Kilimlerimiz de var. Güzel. 10 tanesinden kaç tane oluyor? Şuraya da odun da ekleyelim. Üç. Enteresanmış. Tekrar şuraya gelelim. 25 tane lazımdı bize. Kaç tane oldu? Alırsak 19 oldu. O zaman biraz daha yapacağız. Böyle yapalım. Burada 250 yazdığına göre tahminim her kaynakta maksimum 250 tane taşıyabiliyoruz. Tabi bazı şeyleri bulmak daha kolay. Onlarda bir sıkıntı olmuyor da.
Güzel, bunu hallettik şimdi. Geriye ne kaldı? Odun kaldı. 50 tane oduna ihtiyacım var. 30 tane varmış. Bu arada gece oldu. Madem gece oldu hemen uyuyalım ve sabah olsun. Oyun da kaydediyor. Bu arada yattığınızda kaydediyor oyun. Bir de en azından demo için oyundan çıktığınızda kaydediyor. Şu an fark ettiyseniz iki şeyi aynı anda vuruyorum. Eğer savurduğum hizada şeyler varsa, yan yana kaynaklar varsa onları aynı anda vurabiliyorsunuz. Bu da bir kolaylık. Tek bir kaynağa odaklanmıyor. Odunumuz kaç oldu? 46 oldu. Çok az kaldı. Kökünü çıkarabiliyor muyuz? Ondan emin değilim. Hani bir kürekle genelde bu tip şeyler çıkarılır oyunlarda, bu tip oyunlarda. Ben şu an yemeğimi niye yiyeyim? Aa, bu arada benim sağlığım biraz doldu galiba. Onu gözden kaçırmış olabilirim. Evet, aşağı düşmez değil mi onlar? Heh, tamam. Aldım galiba biz. Burada alamadığım bir tane onu da aldım. 50 oldu. Artık o malzemeyi yapabiliriz. Hatta onu yukarı mı yapsam acaba? Bakalım. Şöyle yapayım. Zıplamaya gerek yok. Bunu bir alalım buradan. Sonrasında onu böyle kapının kenarına koyalım. Sandığımızı da böyle koyalım. Güzel. Gelelim. Çok enteresan. Tepesine çıktım. Ha. Bunun üstüne neler konulabilir? Burada hepsini görüyoruz da bırakabiliyor muyuz? Burada eşyalarımı görebiliyorum ama içine koyamıyorum sanki. Acaba şundan mı yapmam gerekiyordu? Burada halbuki tutabilirsin diyor. Şöyle kapayalım. Her şeyi burada görebiliyorum ama bu arada hepsinin şeyi de yazıyormuş. Mesela işte bu sulamaya yarıyor gibi. Hani malzemenin özel bir özelliği varsa, özel bir tuşu varsa daha doğrusu. Burada görebiliyorsunuz ama gıda olayını çözemedim. Bir de yatmayı, ha, zaten sabah yaptık. Bu kadar sağlığımız oldu. Neyse, şu an onu çözemedim ama oyalanmayacağım. Niye çözemediğimi de anlamadım. Bu arada topladığımız her şeyi buraya da tekrar ekebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tek tek tarım işi nasıl çalışıyor derseniz oyunda bu şekilde çalışıyor. Elimde avucumda ne varsa ekiyorum. Bitirdim. Onu da böyle sulayalım. Sulama işini de hallettim. Şimdi diyeceksiniz ki sağlığın yerinde değil, ne yapıyorsun? Bir detay daha göstereceğim. Onu göstermeden önce bol bol odun topla. Evet, biraz odun toplayacağım. Çünkü oyunda oyunun dünyası nasıl gelişiyor? Daha doğrusu yeni yerlere nasıl gidiyorsunuz diye gidilir diye merak ediyorsanız bu açık alandaki bölgelerden birini ben hallettim. Daha doğrusu yapılardan birini hallettim ama bir tanesini de göstermek için biraz odun toplayacağım. Oyundaki burada çok küçük detaylar bunlar ama işte orada arıların dağılması vesaire, bunlar daha canlı gösteriyor oyundaki her yeri. Şimdi mesela bu adanın uzantıları vardı tabii ki. Ya var. Hem yer üstünde hem yer altında. Yer üstündekilerden bir tanesini ben hallettim. Çok küçük bir şeydi. Onu göstermeyeceğim. Sol tarafa doğru biraz yürüdüğünüzde karakter yüzebiliyor bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir yere doğru açılmıştım. Orada mesela bir korsan yeri vardı. Tabii korsan yoktu ama oradan biraz işte altındır vesaire kaynak topladım. Henüz öyle düşman bir karakter görmedim ama yaratık var. Onu galiba başta demiştim. Şimdi onu göstereceğim ama öncesinde biraz kaynak toplayacağım. Çünkü yer altında da inşa edilebilir bir yer var. Oyunun dünyasının yeni kapılarını açan, daha fazla yere erişiminizi sağlayan yerler var. Onlardan birine gideceğim. Orası için de bana odun lazımdı. Onu hatırladım. Hemen şunları topluyorum. Ben hala bir şey yiyememenin sıkıntısını yaşıyorum. Yani şunu niye yemediğimi çözemedim. Bunun bir tuşu var mı? Bilemiyorum. Ama çözemedim. 80-90 tane, neredeyse 100 tane şeyim olmuş. Ne denir? Odunum olmuş. Bu bana aşağıda erecek. Artık kılıcı çekebilirim. Hatta meşaleyi de çekebilirim. Çünkü yer altına ineceğim. Bu mağaralara ineceğim. Buraya girmek zorunlu değil ama burada ekstra kaynaklar var. Bunlardan biri de kömür. Kayalardan kömür çıkarabiliyorsunuz aşağıda. Yer altında. Ve her girişinizde de böyle bir müzik ve atmosfer değişimi oluyor. Şimdi buraya geldiğinizde burada farklı kayalıklar var. Bu kayalıklardan farklı kaynaklar da çıkabiliyor ama benim göstereceğim şey
Ölmezsem tabii. Buradan mekanik parça da çıktı. Belli ki bunları da bir şeyler için kullanacağız. Mesela şurada bir şey var. Ama ona erişemiyorum. Buna erişmenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. İlk yaratığımız geldi. Burada belli bir ritimle saldırdıktan sonra düşmanı zaten pek karşılık veremiyor. Şundan da buldum ama bir yerde kullanabilecek miyim emin değilim. Bu kadar vurmaya da gerek yok. Yukarı çıkabilirsem bir şekilde. Aslında size göstereceğim bu ekstra malzeme taşımamın. Bu arada o bana vurdu galiba ve burada ölmek istemiyorum. Burada biraz sağlığımız gitti. Nedense bu yemek yeme olayını çözemedim. Normalde bu slotta oluyordu. Bir de bilmiyorum demodan dolayı mı ama mesela ben burayı lootluyorum. Gidip tekrar geldiğimde ya da ertesi gün belki geldiğimde buradaki şeyler tekrar geliyor. Yani tekrar kaynak toplayabiliyorsunuz. Ah evet, dediğim yer burası. Bakın bu tip köprüler yeni yerlere açılıyor ki yer üstünde de vardı buna benzer bir şey. Kaynaklarla gelirseniz burayı tamir ediyorsunuz ve bir anda yeni bir bölgeye, yani yeni bir gidemediğiniz bir yere gidebiliyorsunuz. Daha burada bir ev gibi bir şey buldum. İçeri giriliyor mu diye bakacağım. Kapı açılmıyor. Ben nasıl çıkacağım derseniz zıplayacağız. Buradan da altınlar çıktı. Oraya da zıplayarak gideceğiz. Bir tek benim bu kontrollerde alışamadığım şey. Sonuçta mouse'la yön belirleyip space'la atladığınız için bazen atlayamayabiliyorum. Şu an karakterimi havada bir yere sıkıştırıyordum az kalsın. Biraz yön konusunda sıkıntı olabiliyor. Buraya da geldik. Böyle gidelim. Yani kazma bulduk ekstradan. Bu kazma daha güçlü olabilir bizim kazmamıza göre. Keşke şu yemeği de bir bulabilseydim. Şu an eminim çok basit bir şeydir bu. Ama şu an bulamadım. Normalde bunu alıp daha doğrusu yerden bir şey bulduğunuz işte blueberry vesaire. Bu slotlar boşsa slotları alabiliyorsunuz ama şu an onu acaba çantaya mı atıyoruz? Yok, bulamadım. Bayağı çantadan bir şey de indiremiyorum. Bu daha fazla vuruyor tabii ki. Ama meşaleyi bırakmayalım ki etrafı görebilelim. Acaba böyle dönersem o demin yukarıda gördüğüm. Ha, mesela bu neymiş? 9-10 vuruyorduk. Bizimki kaç vuruyordu bir bakalım. 6-9. Çok da dramatik bir fark yokmuş. Hadi bunu bir kıralım. Yeni bir şey çıktı mı? Hayır. Geri dönelim. Aşağı düşme var mı derseniz var. 20 falan sanırım. 20 diyeceğim ama bu kaç üstünden? 38. Sağlık gidiyordu. Overheal da varmış herhalde. Bir şeyler yapıp üretipliyim daha doğrusu. Biliyoruz. Burada farklı bir kaynak buldum. Bunları da al. Altını da bulduk. Bunlar o ilk başta gösterdiğim satıcı da iş yapıyor. Buradan bunu bir kıralım bakalım ne çıkacak. Güzel, ikisini birden kırıyoruz. Bu zamanlama olayı çok küçük bir detay belki ama hoşuma gitti. Farklı katmış olmaları. Ben ne buldum? Safir mi buldum acaba? Lightstone mu buldum? Lightstone'dur herhalde, o kadar aydınlık bir şey. Çim. Bakalım, burada bakmadık. Aslında oraya da gittim. Bir dönüş. Belki uğramadığım bir yol daha vardır. Bir açı daha vardır ama en azından ha şöyle gidiliyormuş. Nereye düştük acaba? Bilmediğim bir yere mi geldim? Ben buraya gelmiştim. Orada farklı bir yol açmış oldum. Güzel oldu. Oradan yeni kaynaklar bulduk. Yok, burası değildi ya. Ben buraya nasıl geldiğimi unuttum. Ben buraya farklı bir yolda, şu aşağıdan gelmişimdir muhtemelen ki orada yeni yaratıklar da vardır.
Eyvah düştüm. Bu yaratıklar bana pek saldırmıyor gibi geldi. Bunların yanından birkaç kere geçtim ama belli olmaz. Abi size bulaşmak istemiyorum. Sağlığım da az ve o cebimdeki blueberry'leri yiyemediğim için sağlığımı da toparlayamıyorum. Şimdi bunlara dalmayacağım çünkü bir darbe alırsam ölecekmişim gibi geliyor. Onun yerine bir dışarı gidip bir nefes alalım. Bir gün ışığını görelim. Aldır uldur da geliyorlar. Geldiğimizde kaynaklar geri dönüyor demiştim. Bu yaratıklardı. Bunları öldürüp gittiğinizde geri geldiğinizde aynı yerde tekrar doğuyorlar. Öyle bir durum da var. Hem kaynak toplamak hem de bunlardan da bir şey almak için. Hem de buralar bomboş. Oh rahat rahat gezeyim artık dememek için herhalde böyle bir sistem geliştirmiştir. Ama gördüğünüz gibi dışarı çıktım. Ve meşaleyi de söndürebiliriz. Kılıcı da kaldıramıyoruz. Olsun. Şimdi envantere tekrar gelelim. Şu an merak ettiğim şey şu. Benim o sulama cihazım vardı ya. Nereye gitti? O nereye gitti? Envanterle ilgili çözemediğim bir şey var şu an. Ve onu bir şey bırakma da yok çünkü. Aman. Aman oraya yapmayalım. Acaba bunun üstünden mi kontrol ediyor her şey? Galiba. Ama bunları üstümüzdeyken nasıl dönüştüreceğiz onu merak ediyorum. Ha, bunu kaldırdık. Güzel oldu. Bir şey kaldıramıyorum da. Topladığım şeyler gözüküyor ama kesin görmediğim bir şey var. Belki siz şu an görmüşsünüzdür. Ama daha fazla kurcalamayacağım. Bir tek şunu merak ettim. Şöyle bir yaklaşalım. Yeni bir kaynak bulmuştum da onu kullanabiliyor muyum? Yok. Peki yeni ne yapabilirim? Mesela bir çiçek yapıp bir dakika ya, sehpa üstüne koyamıyor muyum ben bunu? İlla şöyle yanımıza koyacağız. Şöyle koyalım. Nereden? Güzel. Bakın çiçeğimiz de var. Ha diyeceksiniz ki oturabiliyor musun? Hayır. Oturamıyorsun. Save de aldık. Ha bir tek şeye bakacağım. Yatınca sağlık toparlıyor mu? Evet toparlıyor. Ha, üst üste yatabiliyor muyuz sağlığı toparlayana kadar? Hayır, belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Böyle küçük bir detayı da görmüş olduk. Şu an bir tek bir şey yiyemediğim için üzgünüm. Acaba diyorum. Bunları da toplayacağım gördüğünüz gibi. Yalnız ben bunları erken toplamış olabilirim. Aa pardon, ben şey ekledim ki buraya. Bunlardan ekmediğim için yemek yapamıyorum. Hala niye yiyemiyorum anlamadım. Gideyim bari şuradan bir tane var mı bakayım. Yiyeceğim, onu da üstüne almayacak zaten. Evet, bu yemek yeme olayını şu an çözemedim, olsun. Size oyundaki temel şeyleri gösterdim. Hatta evin üst katında bir kısmını beraber yapmış olduk. Hatta acaba biraz daha yapabiliyor muyum? Durun bakayım. Balkon tamamlamaca. Şu kısma galiba yapamıyoruz. Oraya zaten çit yapmak tabii biraz garip olur ama. Belki oraya da bir cam koyabilirdim. Aslında şeyi de koyabilir şundan. Ama o da bir geçiş yolu olur. O da saçma olur. Hemen dekoratif bir şey yapalım. Şöyle bir koltuğumuz. Güzel. Başka da bir şey koymaya gerek. Gömini. Gömini şöyle. Yakabiliyor muyuz? Vallahi yakabiliyoruz. Aa bu da sağlık veriyormuş. İyi ki bunu denemişim. Sağlık elde etmenin bir yolunu daha bulduk. Köminemiz sayesinde sağlığımızı arttırabiliyormuşuz. Hatta neredeyse 98 ve 100 olacak. Full olacak. Overheal veriyor mu diye baktım. Yok. Evet. Böyle bir detay daha öğrendik. Bunun dışında ne var derseniz ekran görüntüsü alma. Ekran kartı diyecektim. Hatta bir kamera açısını da değiştirebiliyormuşuz. Güzel. Kullanıklığı da böyle bir mod varmış. Bunu da göstermiş oldum. Resetliyorum. Çıkıyorum ve evimin terasından çok da tamamlayamadım ama olsun. Temel şeyleri göstermiş oldum.
Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Valla şu yemek yeme olayı niye çözemedim bilmiyorum. Slotlar boş olsa yemek direkt oraya düşüyor. Oradan tuşa basıp yiyebiliyorsunuz ama şu an orayı çözemedim. Artık videodan sonra bir bakarım ya da belki siz izlerken anlamışsınızdır ama dediğim gibi çok beklediğim oyunlardan biriydi. Demosunun yayınlanmasına çok sevindim. Oyun da Ekim ayında çıkacak. Bilmiyorum tam sürüm mü çıkar, erken erişim mi çıkar ama mutlaka alıp oynayacağım diyorum. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Demo'yu indirebilirsiniz. Oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.